İyi günler, ben Baran Yancıoğlu. Foton Login serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir düzeltme ile başlayacağım. Daha önceki derslerimizde yazdığımız bir kod kısmında bir yanlışlık var, onu düzelteceğiz. Admin içerisindeki Controllers klasöründeki Users Controller C# dosyasında create fonksiyonunda yalnız sadece Users Create cinsinden form parametresi alan create fonksiyonunda şu ikinci bloğu üsttekinden kopyalayarak koyduğumdan dolayı şu username aynı şekilde kalmış. Bu yüzden şöyle bir problem ortaya çıkıyor. E-mail kontrolü çalışmıyor. Yani daha önceden yapılmış bir kaydın içinde bulunan e-mail ile aynı e-maili kullanan ikinci bir kayıt kontrolü çalışmıyor bu durumda. Çünkü düzgün bir kontrol yok e-mail için. O yüzden şuradaki username'i silip e-mail yazıyoruz. Ctrl-C ile kaydettik. Bunu düzelttikten sonra bugünkü dersimizin konusu Authorize. Kayıtlı kullanıcılardan bir tanesi kendi kullanıcı ismini ve parolasını söylemeden sisteme giriş yapamayacak. Ayarları yapacağız. Authorization. İlk olarak Home Controller C# dosyasında şu an ekranda gözüken web projesindeyiz. Sağ tarafa bakacak olursak web projesinin içerisindeki şu an içinde bulunduğumuz admin'in içerisindeki home controller. Bu değil aradığımız. Bunu birazdan yapacağız. Arayası şimdilik minimize edelim. Doğrudan doğruya web'in altındaki controllers'ı açıyoruz. Home klasörü oluyor. Oradaki dosyayı ekrana getirdim. Diğerlerini kapayalım. Onlarla işimiz yok. İşte bu şu an karşımızda gördüğümüz home controller C# dosyası doğrudan doğruya localhost ile giriş yaptığımız zaman çalışacak olan kısımları belirleyen C# dosyası. Burada namespace'in hemen altına bütün public class yapıları tanımlamalarından önce şu anahtar kelimeyi yazmamız yeterli gelecek. Authorize burası için. Bir değişiklik daha yapacağız. Burayı Ctrl-C ile kaydediyorum. Yine sağ tarafta en alttaki web config dosyasını ekrana getiriyorum. Burada authentication mod kısmı var. Onu buluyorum. Şurada authentication mod forms olarak belirlemiştik. İşte buradaki başlangıç login ekranı için daha önceden sadece görecelik işareti bölü login demiştik. Burada bizim out içerisinde de var bir login sayfamız. O yüzden out direktörisinin ifadesini burada işin içine katıyoruz. Sadece bu iki değişikliği yaparak Ctrl-C ile kaydeder. Ctrl-F5 ile Chrome'u çalıştıracak olursak. Şu anda localhost'a girmeye çalışıyor. Port numarası 5656. Bekliyoruz. Biraz önce yaptığımız o authorize işlemi sayesinde sisteme herhangi bir kullanıcı kendi ismi ve parolasıyla giriş yapmadan devam edemiyor. O yüzden ilgili login sayfası, out altındaki login sayfası görüntüye geldi. Ona bir bakalım. Sağ tarafta views kısmını açtığımızda orada out sayfasının altında, out klasörünün altında içinde login CSHTML dosyası var. İşte bizim biraz önce ekranda gördüğümüz text box'lar bu sayfa sayesinde oluşturuluyorlar. Ve bu olmadan yani bu sayfayı onaylattırmadan devam edemiyoruz. Yazalım. Admin. Adminimizin şifresini 1, 2, 3, 4 olarak ben öyle vermiştim. Login dediğim anda giriş yapacak. Ve giriş sayfasında ismimizi de zaten söylüyordu. Onu daha önce yapmıştık. Welcome admin diye. Bir kullanıcımız daha var. Daha doğrusu var mı? Bir hatırlayalım önce. Admin içerisinde users kimlerdi? Çünkü sık sık değişiklik yapıyorum. Bir ben de hatırlayayım en son. Şu an bekliyoruz. Evet, kullanıcılar bunlar. Admin tamam. Bir de Baranya var. Onun sadece artist rolü var. Admin rolü yok. Bir de onu kullanarak giriş yapalım. Bir problem olmayacak. Onu kullanarak da giriş yapabileceğiz. Yine şuradan out bölü login sayfasından doğrudan doğruya kendimiz yazarak giriş yapalım. Buraya bu sefer de Baranya yazar ve parolasını da girecek olursak bu sefer de Paranya olarak girmiş oluyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tek şey tamam bir doğrulama isteniyor sistemde fakat herhangi bir kullanıcı hangi rolde olursa olsun ismini ve parolasını vererek giriş yapabiliyor ana giriş sayfasına. Devam edeceğiz. Bu daha çok fazla bir kontrol değil. Fazla bir kısıtlama değil. Devam ettireceğiz. Kontrolü biraz daha arttıracağız. İşin içine rolleri katacağız. Öyle devam edeceğiz. Onun için yazmaya başlayalım tekrar. Projemize geri döndük. Sağ kısımda önce bir collapse all yapalım. Daha önceden açtığımız klasörleri minimize ettim. Doğrudan doğruya projenin hemen altına yeni bir klasör açacağım. Add kısmından yeni bir klasör. İsmi infrastructure olsun.
Ve bu klasörün, boş olan bu klasörün içerisine de bir class koyalım. Add class diyoruz. Adı role provider olsun. Rol tanımlamaları ile ilgili işlemleri bunun içerisinde yapacağız. Ekranımıza geldi. Bize sadece system ve system link lazım olacak. Diğer ikisini siliyorum. Namespace'lerden, importlardan. Ve yazmaya başlayalım. İlk olarak bu class yapısı systemweb.security role provider hazır class yapısı içerisinden olacak. Role provider class yapısını kullanabilmek için abstract class'ın bütün metotlarını burada tekrar ettirmemiz gerekiyor. Onun için implement abstract class dediğim anda gerekiyorsa içini doldurmamız gereken bütün hazır fonksiyonlar ekrana geldi. Biz burada sadece kullanacağımız, belki daha sonradan başkaları da olur ama şimdilik sadece getRolesForUser fonksiyonu, metodu. Onu alıyorum, hatta yukarıya taşıyorum en üste. Bütün diğer hazırlardan önce ve diğerlerinde şimdilik yanlarındaki eksi işaretlerinden minimize ediyorum ki biraz daha burası derli toplu dursun. Dediğim gibi onları gerekirse kullanırız. Bizim kullanacağımız şu. Onun içerisindeki throw new not implemented exception kısmını sileceğim. Onun yerine kendi kodumuzu yazacağız. Şöyle diyeceğiz. Eğer bir user var ise kullanabileceğimiz, yani out.user null değilse, o zaman soru işareti, geriye döndüreceğimiz değer o user'ın, out içerisindeki o user'ın rollerinden bir seçim yapıyoruz. Seçim şartı t'nin gösterdiği t.name. Her kullanıcı için değil, bizim istediğimiz kullanıcı için olanların hepsini array şeklinde döndürüp geri döndürürüz. Bu kadar. Yalnız bitirmeden önce alt satırdan devam edelim. Şu soru işaretinin hizasında olması için şöyle düzenleme yapacağım. Tam onun altına getirelim. Değilse, yani user null ise, o zaman geriye döndüreceğimiz değer, bir yeni string dizisi açıyoruz. Boş bir dizi. Geriye o döndürülsün. Nokta virgülümüzü koyduk. Ctrl-C ile kaydettik. Bu role provider C# dosyası şimdi bu kadar olacak. Webconfig içerisinde bir düzenlememiz var. Biraz önce içerisinde ne yazmıştık? Authentication mode kısmında şu login yerine out altındaki logini çalıştırmasını istemiştik. O yüzden açık duruyor zaten şu anda. Ona geçtim. Authentication'dan hemen sonra bir ilavemiz olacak. Şöyle rahat gözükmesi için açtım biraz. Daha önceden açılmamış bir kısım açıyoruz. Role Manager kısmı. O açtığımız anda bir takım tanımlamaları var. Enabled diyoruz. True. Sonra bir de Default Provider. Providerlardan hangisi varsayılan olarak kullanılacak? Onu da burada söylüyoruz. İsmi şimdiden veriyorum. Birazdan aynı isim tanımlamasını tekrar kullanacağım. Sevgi MOBA Role Provider. Bizim tanımladığımız provider kullansın diye. Sonra providers için bir kısım açıyoruz. Onu açtıktan sonra halihazırda varsa provider, onları silmesi için clear komutunu kullanıyoruz. Sonra da kendi provider'ımızı eklemek için add dedikten sonra name eşittir çift tırnak içerisinde yukarıda yazdığımız ifadenin aynısı. Sebilgi MOBA role provider. Devam ediyoruz. Tip olarak type eşittir yine çift tırnak içerisinde. Tekrar aynı ifade sebilgi MOBA role provider dedikten sonra nokta web nokta o biraz önce açtığımız klasördeki yeri söylüyoruz. Infrastructure ve nokta role provider. Sırada için alt satıra indirmeme gerek yok. Sonra providers ve role manager kapatılıyor. Şu ifadelerin düzgün yazılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. En garantili yolu da aslında yukarıdan kopyalayıp şuraya yapıştırmak şeklinde de olabilir. Herhangi bir ihtimale karşı. Şöyle seçip Ctrl-V ile yapıştırıyoruz. Ctrl-C ile kaydettik. Şimdi biraz önce Home Controller içerisinde Authorize işlemini tanımlamıştık. Bu neyi sağlamıştı? Her kullanıcı öncelikle kendi kullanıcı adını ve parolasını girmeden sisteme giriş yapamıyordu. Şimdi bunu biraz daha genişletiyoruz. İşin içine roller de giriyor. Parantez içerisinde roles eşittir. Ancak henüz daha oluşturmadık ama bu rolü registered rolüne sahip olanlar ancak giriş yapabilsinler diye bir şartı biraz daha daraltmış olduk böylelikle.
Ctrl C ile kaydediyorum ama işimiz henüz bitmedi. Çünkü out C# dosyasında yani root klasöründe yani web projesinin hemen altındaki kısımda şu altta daha önceki derslerde oluşturduğumuz out C# dosyasında biraz ilavemiz var. Öncelikle iki tane namespace'e ihtiyacımız olacak. Bir tanesi using system data.entity, diğeri de using system link. O ikisini şimdiden dahil edelim. Sonra kod kısımlarında yazmaya başlayalım. Aslında sadece bir düzeltme yapacağız burada. O da biraz aşağı iniyoruz. Şu alt kısmı daraltalım. Şurada bir user elde edilmesi olayı var. User database'deki user'lardan find komutuyla user ID'ye ait olan hangisi ise onu bulmak şeklindeydi. Bunu sileceğim bu satır ama silmeden bir yerine geçecek ifade yazıyorum. User eşittir database gene aynı şekilde fakat devamı değişik. Users nokta include, bunu daha önce de bu şekilde kullanmıştık. Include diyoruz. F'in gösterdiği F nokta roles, sonra single or default fonksiyonunu kullanıyoruz. Orada da T'nin gösterdiği T nokta ID'nin user ID'ye eşit olması şartı var. Demek ki üsttekini kullanmıyoruz, alttakini kullanıyoruz. Bunun sebebi şu, database'den önce user, sonra o user'la ilgili rolleri okumamız gerekiyor. O hataya yol açıyor. Hata mesajı görüntüleniyor web sayfasında. O yüzden bir seferde ikisini birden elde etmek için, yani hem bir user hem de o user'ın rollerini aynı anda beraber elde etmek için şimdi yazdığımız yeni ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Ctrl-C ile kaydettim. Şimdi tekrar bir deneme yapacağız. Bu sefer sadece register rolüne sahip olanlar giriş yapabilecek. Ctrl F5 tuşuna bastım. Chrome'u açıyoruz. Sanırım evet şu anda geliyor. Bir hatam var, onu düzeltelim. Web config dosyasına geri dönüyoruz. Orada yazdığımız bu ifadede bir problem gözüküyor. Biraz önce şurada type kısmını yazarken bir yanlışlık yapmışım. Şöyle olacak. Sebilgi MOBA altındaki Web'in altındaki infrastructure şeklinde devam etmem gerekiyordu. Çünkü sağ tarafta projemizin ismi sebilgimoba.web. Onun altındaki infrastructure klasörü olduğundan dolayı bu ifadeyi bu şekilde yazmamız gerekiyordu. O düzeltmeyi yaptım. Ctrl-C ile kaydettim. Tekrar Ctrl F5'e basıyorum. Daha önceki iki sayfayı kapatayım. Şimdi yine açtığı Google Chrome sayfası görüntüye gelsin. Localhost doğrudan doğruya en alttaki kısımdan giriş yapıyoruz şu anda. Ve giriş yapabilmemiz için dolduralım. Admin diyorum ve adminin parolasını yazıyorum. Buna giriş yapamayacak çünkü admin isimli kullanıcının henüz registered isimli bir rolü yok. Hatta registered isimli bir rolümüz bile yok sistemde. Ama yine de bir olmayacağını şimdi bir görelim. Login düğmesine tıkladım. Ve tekrar aynı sayfaya geri döndü. Hatta kutuların içerisini boşalttı. Giriş yapmamıza izin vermiyor. O halde ne yapıyoruz? MySQL Workbench'i çalıştırıyoruz. Orada bağlantıyı kurduktan sonra şu an açıldı. Database'imizi açıyoruz. Tablolarımızı açıyoruz. Roller kısmını görüntüye getirdim. İki tane rolümüz var. Üçüncü bir rol daha ilave edelim buraya. Üçüncü rolümüz de registered olsun. Authorization işlemleri registered isimli bir rol olmasını istiyor. Apply düğmesine tıklıyorum. Apply dedim. Finish dedim. Tamam. Tekrar dönüyorum. Bir refresh yapalım. Şimdi admini burada kullansam bile yine de giriş yapamayacağız. Onun için biz yukarıdan henüz daha bir kısıtlaması olmayan adminde users sayfasına girelim. Burada admin için şu an bir registered rol yok. Onu ilave edelim. Edit düğmesine tıkladım. Adminin edit sayfası görüntüye geldi. Sisteme yeni eklediğimiz registered rolünü admine tanıyoruz ve update işlemini gerçekleştirdik. Artık admin isimli kullanıcımız registered rolüne de aynı zamanda sahip duruma geldi. Şimdi tekrar ilk sayfaya giriş yapmaya çalışalım. Enterledim. Doğrudan doğruya giriş kabul etti. Çünkü admin isimli kullanıcının artık registered isimli bir rolü var. Bu size bir anda doğrudan bu sayfaya geldiği için belki yeteri kadar aydınlatıcı olmamış olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Denemeyi tekrar edelim. Ctrl Shift Delete'ye basıyorum.
Bütün tarama verilerini temizliyorum. Paşayı ve diğer sayfayı kapayalım. Şimdi doğrudan doğruya tekrar en baştan giriş yapılmasını isteyecek. Onun için localhost. Bu arada localhost'un numarasını öğrenmek için Visual Studio'muzda web projesine sabit olana tıklar. Properties menüsünü açarsanız orada web kısmında sol kısımdan sütunlardan web kısmına girdiğiniz zaman şurada project URL kısmında localhost üst üste 2 nokta. Bu tabi zaman zaman değişen bir numara. Port numarası 56156 imiş. Bunu öğrendik. O halde localhost 56156 yazar. Enter'e basarsak. Şu anda tamamen temiz bir sıfırdan giriş yapıyoruz. Bu sefer admin'i yazmayacağım. Baranya'yı yazalım. Öncelikle onun registered rolü olmadığı için login düğmesine tıkladığım zaman girişe izin vermiyor. Ama admin'den giriş yaparsam onun registered rolü olduğu için parolasına doğru girersem doğrudan doğruya girişi kabul ediyor. Evet, şimdi tekrar bir kademe daha ileri gideceğiz. Yeni ilaveler yapacağız. Hatırlarsanız biraz önce registered rolünü ben atamıştım. Buradan doğrudan doğruya veri girişi yaparak MySQL Workbench'te. Ama biz onu da kendi konfigürasyon dosyamıza koyalım. Oradan oluşturulsun. O şekilde yapmak üzere. Öncelikle tekrar bir adım geri gitmek için admin'deki users sayfasına bir giriş yapalım. Orada admin'i seçelim. Şu registered olayını kaldıralım. Ve tekrar MySQL Workbench'e dönüp şu registered 3 numaralı rolü buradan kaldıracağım. Sabit ona tıklıyorum. Delete dedim. Apply dedim. Apply ve finish dedim. Kontrol edelim tablolarımızı. Kullanıcı, iki kullanıcımız var. User roles, 6 numaralı kullanıcı, 1 numaralı role sahip. Yani admin oluyor bu. Admin rolüne sahip. 11'de Baranya isimli kullanıcı. O da 2 numaralı role, yani artist rolüne sahip. Evet, 1 ve 2 numaralı roller de bunlar. Tekrar buradan çıkarmış oldum. Registered isimli rolü. Onu şöyle ilave etmek daha mantıklı olacak. Onu göstereceğim şimdi. Sağ taraftan Solution Explorer'daki şu Back düğmesine tıklayarak diğer projelerin görüntüye gelmesini sağladıktan sonra datayı açıyorum. Datanın içerisinde bir Migrations klasörümüz var. Onun içerisinde de Configuration C# dosyamız var. Onu görüntüye getirecek olursak, üzerine çift tıklayacağım. Şu an görüntüye geldi. Onun içerisinde bir ilavemiz olacak. Biraz aşağı iniyoruz. Şu seed fonksiyonu içerisinde, yani her migration ve update database işlemlerinde çalıştırılan kısma geldik. Buradaki ilavemiz şu olacak. Yeni bir role tanımlaması için bir variable tanımlıyorum. Register role diyorum. Eşittir. Yeni bir role tanımlaması yapıyoruz. Süslü parantez içerisinde ismi name, çift tırnak içerisinde registered. Ve alt satırda da context içerisindeki rollere ilave yapıyoruz. T'nin gösterdiği t.name virgül üst satırda tanımladığımız registered role noktalı virgül. Ayrıca aşağıda admin tanımlaması yapılırken, onun rolleri bildirilirken daha önceden admin rolünü veriyorduk. Şimdi bir de registered rolünü veriyoruz. Yani database'i sıfırdan oluşturduğumuz zaman bile muhakkak bir kullanıcı olması lazım sistemde. Sıfırdan bir database oluşturulurken bu işe yarıyor. Admin kullanıcısı muhakkak oluşturuluyor ve ona hem admin rolü hem de registered rolü veriliyor ki mantıklısı da o zaten. Ctrl-C ile kaydettik. Şimdi bunu nasıl database'e uygulatacağız? Şöyle yapıyoruz. Package Manager konsolu açıyoruz. Aşağıdan onun proje kısmından, bu önemli, datayı seçiyoruz. Veriler orada çünkü. Bu durumdayken update database diyoruz. Bunu yaptığımız zaman, işte biraz önce söyledim size, database'den direkt elle kendim yaptığım girişi buradan Package Manager konsol yardımıyla yaptırmış oluyoruz. Bir problem oluştu. Çünkü yanlış yazdım komutu. Update-database alt çizgi yazdım biraz önce. Kontrol edelim. Evet, yanlışlıkla alt çizgi yazmışım. Update database dedim. Enter'e bastım. Bu sefer yapacak. Ve kontrol edeceğiz database'de. Gerçekten roller tablosuna registered isimli bir yeni rolün eklendiğini kontrol edeceğiz. Sonra devam edeceğiz. MySQL Workbench'i açtım. Rolleri tekrar görüntüye getiriyorum. Select roles dedim ve gerçekten de
Registered isimli yeni rol bu sefer otomatik olarak eklenmiş oldu. Aynı işi iki kere yapmış oluyorum ama biz yine Google Chrome'da tekrar şu sayfayı bir refresh yapalım. Admin'in edit sayfasını açalım. Biraz önce kaldırdığım registered isimli rolü tekrar atayalım admin'e. Hatta şeyi de verelim, Baranya'ya da verelim. Evet, admin'e registered rolünü ekledim. Aynı işlemi Baranya'ya da yapıyorum. Ona da registered rolünü verdim. Böylelikle her ikisinde de var. Tekrar şimdi en baştan bir giriş yapmak istersek. Biraz önce admin ile zaten halihazırda giriş yapmış olduğumuz için onu kullanarak girişi yaptı. Ctrl Shift Delete tuşlarıyla bütün verileri temizliyorum. Böylelikle sıfırdan yeni bir giriş yapma şansım olacak. Yine localhost, bu 56.156'yı, sizde daha değişik olabilir o sayı, onu kullanarak yeniden bir giriş yapmasını istiyorum. Bu sefer Baranya'yı kullanabileceğim çünkü ona da register rolü verdik. Login düğmesine tıkladım ve bu sefer de diğer kullanıcı ile giriş yapabildik. Şimdi eksik olan nedir? Bu ilk giriş sayfasındaki işlemi tamamladık aslında. Yani sadece registered rolüne sahip olanlar giriş yapabiliyorlar sisteme. Ama hangi kullanıcı olursa olsun şu klasör grubunu yazdığında, yani admin içerisinde users yazdığında rahatlıkla şu sayfayı görüntüleyebiliyor. Çünkü henüz daha bu kısım için bir kısıtlama yapmadık. Şimdi onu yapacağız. Tekrar projemize geri dönüyoruz. Şöyle yapalım. Yukarıdaki açık olan bütün dosyaları kapatalım. Temizlensin orası. Şu Package Manager konsolu biraz daraltalım. Sağ kısımda sadece şimdilik web projesiyle çalışacağız. O yüzden web projesinin üzerindeyken Scope to Disk komutunu veriyorum. Sadece onun klasörleri görüntüde. Admin içerisinde artık o Home Controller'ı buradan devam edeceğiz. Arayaz kısmında admin'i açıyorum. Onun da biliyorsunuz kendi controller'ları var. Hem Home hem Users için. Öncelikle Home Controller'ı açıyorum. Biraz önce root klasöründe, yani en üst klasör yapısındaki Home Controller'da yaptığımız otorizasyon işleminin aynısını burada da yapıyoruz. Yani namespace'in hemen altına, şuraya, köşeli parantez içerisinde authorize. Hatta madem rol sistemini işin içine soktuk, rol tanımlaması içerisinde admin olanlar ancak admin sayfasına girebilsin. Böylelikle bu bize çok esnek bir yapış sağlamış oluyor. Registered rolüne sahip olan herkes sisteme giriş yapabilirken sadece admin rolüne sahip olanlar admin sayfasına girebilecek. Şu eklediğimiz ifade sayesinde, birazdan denemesini yapacağız bunun. Ama aynı işlemi Users Controller'da da yapalım. Yine admin içerisindeki Controllers klasöründe Users Controller C# dosyasını açtım. Onda da aynı şekilde namespace'den hemen sonra aynı ifadeyi burada da yazıyoruz. Authorize diyoruz ve yine parantez içerisinde roles eşittir çift tırnak içerisinde admin diyoruz. Ctrl-C ile kaydettik. Şimdi tekrar denemelerimizi yapalım ve Baranye'nin admin rolü olmasın ve onun giremediğini test edelim. Yani yaptığımız işi test edeceğiz. Ctrl-F5'e basalım. Tekrar Google Chrome açılsın. Bir önceki sayfayı kapattım. Bu zaten ilk sayfa ve en son Baranya'da kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Muhtemelen onu göreceğiz. Evet, Baranya'yı görüyoruz. Sıfırdan bir başlangıç yapabilmek için Ctrl Shift ve Delete tuşlarına basıyorum. Bütün tarama verilerini sildim. Bir önceki pencereyi kapattım. Şöyle yapalım. Baranya ile bir giriş yapalım. 56.156 Enter tuşuna bastım. Root klasörü diyoruz buraya. En altyapıdaki kısma giriş yapmak için bu sefer Baranya'yı kullanalım gene. Ve onun admin rolü yok. Admin rolü olmadığı için giriş yapamayacak. Onu test ediyoruz şimdi. İsmini ve password'ünü doğru olarak girdiğim halde login düğmesine tıklıyorum. Sisteme girişinde bir problem yok. Çünkü registered rolüne sahip. Peki şeye girecek mi? Esas deneyeceğimiz oydu. Admin'de Users kısmına girecek mi? Enter tuşuna bastım. Girmedi. Ve bizi login sayfasına geri döndürdü. Çünkü Baranya kullanıcısının admin rolü olmadığı için admin sayfasına giriş hakkı yok. Peki admin'i deneyelim. Username kısmına admin yazıyorum. Password'ünü de doğru bir şekilde yazalım. Bu sefer girecek. Çünkü admin kullanıcısının admin isimli rolü var. Login düğmesine tıkladım ve user sayfasına giriş yapacak şimdi. Bekliyoruz. Evet, girişini yaptı. Dikkat ederseniz Baranya kullanıcısının admin rolü yok. O yüzden giremedik zaten. Şu anda gördüğümüz sayfaya
Diyelim ki ona da admin rolü verirsek, edit düğmesine tıkladım. Baraniye'nin özellik sayfası görüntüye geldi. Admin rolünü ona da veriyorum. Update user diyorum. Görüyoruz burada ona admin rolü verildi. Şimdi tekrar bir giriş yapacağız. Yine denemeyi, temiz bir deneme yapabilmek için Ctrl Shift Delete'ye basıyorum. Birazdan bunu logout seçeneğini ekleyerek o şekilde yapacağız. Şimdilik böyle yapıyorum. Bütün tarama verilerini temizledim. Tekrar localhost 56.156 dedim. Bu sefer girişimizi paranya olarak yapacağız. Ve hiç problem olmadan admin sayfasına da gireceğiz. Onun denemesini yapıyoruz. Kullanıcı adını ve password'ünü doğru olarak girdim. Paranya sisteme girdi. Yukarıdan da admin'den user sayfasına girmeye çalışırsak hiç problem çıkarmadan bizi oraya yönlendirdi. Biz tekrar yalnız şu şeyi kaldıralım. Bakalım buradan kaldırırsak problem olacak mı? Çünkü biz admin rolümüz sayesinde bu sayfaya girebildik. Baranya kullanıcısı olarak. Şimdi kendi kendimizden admin rolümüzü kaldıralım. Update user dedim ve evet düzgün çalıştı. Kendi kendimizden admin rolünü çıkardığımız için o bir önceki sayfada admin rolü gerektiren bir sayfa olduğu için bizi tekrar login sayfasına düşürdü. Demek ki düzgün çalıştı. Şimdi sıra geldi logout fonksiyonlarına. Çünkü her seferinde Ctrl Shift Delete'ye basıp tarama verilerini temizleyerek deneme yapmak yerine sisteme giriş yapmış bir kullanıcının yine sistemden çıkış yapmasını sağlayacak bir logout fonksiyonunu yazmamız lazım. Yazmaya başlayalım. İlk olarak Out Controller C# dosyasını açmamız gerekiyor. Bunun için Out Controller C# dosyasına yazmamız gereken ifadeler var. Controllers kısmını açıyorum. Şu anda web projesinin içerisindeyiz. Arayazı tekrar minimize ettim. Controllers altındaki Out Controller'ı tekrar görüntüye getiriyorum. Orada bir ilavemiz olacak. Herhangi bir yere yazabilirim. Şu kısmı olsun. Araya giriyorum. Ne için? Logout için. Şöyle bir ifade yazacağız. HTTP post diyoruz. Hemen altına bir belirtecimiz daha var. Yine authorize diyoruz. Rollerden registered'ı buraya da ilave ediyoruz unutmadan. Ve sonra public action result geri döndüren logout isimli fonksiyonumuz. Yapacağı işlem şu. out.logout ve hemen peşinden de bizi login sayfasına geri döndüren redirection to action çift tırnak içerisinde login. Sistemden çıkar çıkmaz tekrar yeniden giriş yapabilmek için login sayfasına döndürmesi lazım. Burayı kaydettik. Bir de views'ta, shared'da alt çizgi layout cshtml dosyasını açıyoruz. Burada ilavelerimiz olacak şu body kısmında. Yazmaya başlayalım. Bu render body'yi tekrar yazacağım birazdan. Şimdilik silelim. Tamamen body içerisi boş şu anda ve bir miktar yazacağımız ilaveler var. Yeni bir division açarak başlıyoruz. Class eşittir. Navigation bar. Yukarıya bir komut barı ekliyoruz. Navigation barlardan default olanı seçtik. Ve tekrar bir daha bir division daha açacağız. Bunun da class'ı eşittir. Çift tırnak içerisinde container olacak. Bir container içerisinde bulunduruyoruz. İki tane division açtık. Bir tane de ule açıyoruz. Onun da class'ı eşittir. Now ve navbar-now. Bu ule'nin içerisinde yazacağımız ifade at işareti koyuyoruz. If user.isInRole parantez içerisinde registered. Yani kullanıcı için registered rolü var ise o zaman üstü parantez içerisinde yapacağımız işlem yazdıracağımız link ifadesi olacak. Li içerisinde at html nokta action link parantez içerisinde home çift tırnak kapattık, index çift tırnak kapattık ve home. Sonra parantezimizi de kapattık. Bu li kısmı da tamam. If ifadesi bittikten sonra ule'yi kapatıyoruz, tekrar açıyoruz. Çünkü sağ tarafa yanaştıracağız şimdi yazacağım şeyi. Class bu sefer şöyle yazılacak. Now bar tire now ve now var deminkinden farklı olarak tire right. Bu ikinci logout'u sağ kısma yazlayacak dediğim gibi. Biraz yukarı çıkartalım ve yazmaya başlayalım. Burada da bir if ifadesi var. Bu sefer şöyle diyoruz. User.identity is authenticated ise
O zaman şu parantezimizi açıyoruz. Yapacağımız işlem bir yine li açıyoruz. İçerisine at html nokta action link parantez içerisinde logout virgül küçük l ile başlayan logout ve son olarak out. Birkaç tane daha parametremiz var out'tan sonra. New üstü parantez aç kapa yapıyoruz. Sonra tekrar new üstü parantezimizi açtık. At class eşittir çift tırnak içerisinde post. Çift tırnağımızı kapattık. Süslü parantezimizi de kapattık. Sonra da li bitti. Else diyerek devam ediyoruz. Yani authenticated değilse, doğrulanmadıysa kullanıcı. O zaman şöyle yapacağız. Yine bir li açıyorum. İçerisine @html.actionLink link olarak madem doğrulanmamış bir kullanıcıdan bahsediyoruz. Login sayfasına geri döndürmesi lazım. Diğer ifadeler aynı. Out. Parantezimizi kapattık. UL kısmı da kapandı. Alttaki divleri biraz yaklaştıralım. En son body'den önce iki tane division kapatıldıktan sonra bir tane daha division açacağız. Biraz iç tarafa girelim şuradan. Division diyoruz. Class eşittir container. Ve bu container içerisinde hatırlarsanız biraz önce silmiştim ilk yazmaya başlarken bir render body'miz vardı. Onu tekrar yazıyorum ve sonra division'ı kapatıyorum. Ondan sonra da body'den hemen önce yine şunu yazıyoruz. Scripts'lerimiz var. Scripts.render parantez içerisinde görecelik işareti bölü JavaScript içerisindeki frontend. Bunlar nelerse burada dahil edilecek. Sonra body ve html bitiriliyor. Ctrl C ile kaydettik. Bu kısımda umarım bir hatam yoktur. Bir de bundle config içerisinde yapacağımız işlem var. Şu li'yi biraz daha açalım. Yazdığım kısmı göstereceğim. Altı biraz minimize edelim. Bu dosyada yani alt çizgi layout CSHTML dosyasında sağ kısımda gördüğümüz views'un altındaki shared klasörün altındaki layout CSHTML dosyasında sadece şu kısmı yazdık. Şu seçtiğim kısım yani body içerisinde bulunan şu satırları bu şekilde oluşturduktan sonra Ctrl-C ile kaydettik ve sağ taraftaki upstart içerisinde bundle config'i görüntüye getiriyoruz. Çünkü orada register bundles içerisinde en üst kısma bir ilavemiz var. Şöyle diyoruz variable frontend scripts eşittir new script bundle parantez içerisinde JavaScript içerisinde frontend. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra alt satırda buna yani frontend scripts'e bir ilavemiz var. Include diyoruz parantez içerisinde peş peşe iki tane script dosyasını ilave edilmesini sağlamak için önce scripts içerisindeki jQuery hazır olarak vardı zaten o. İndirmemize bile gerek kalmamıştı. 2.2.3 versiyonu uzantısında yazıyoruz. Diğer script dosyası da bizim yazdığımız form nokta JavaScript. Bunu ekledik. Tekrar front end scripts üst satırda include işlemini de yaptığımız. Onu minimize edebilmek için yani boşluklarını atıp sıkıştırılmış bir şekilde getirebilmek için transforms nokta add komutuyla parantez içerisinde JavaScript'leri küçültme işlemini yapacak olan JavaScript minify class yapısını parametre olarak veriyoruz ve son olarak da bundles içerisine bunu ekliyoruz. Ve ondan sonra da zaten bu dersimizdeki kod kısımları bitmiş olduğu için denememizi yapacağız. Ctrl C ile kaydettik. Ctrl F5'e basalım. Build işlemini yapsın. Sonra Google Browser'daki kısma geçelim. Bir önceki sayfayı kapattım. Yeni sayfada şu an en son kimde kaldık yine hatırlamıyorum ama bize söyleyecek eğer giriş var ise bir problem var. Çünkü o hatayı vermesi gayet normal. Çünkü klasörlerini yazmadan doğrudan doğruya dosyanın kendisini belirtmişim. Onu düzeltelim. Yine görecelik işareti kullanıyoruz. Bölü diyoruz. Çünkü o scripts klasörün içerisindeydi. Onu da göstereyim sağ taraftan. Şurada şu an açtığım web projesinin içerisindeki scripts klasörünün altında forms JavaScript dosyası. Onu işte bundle config'te belirtirken
Biraz önce sadece ismini yazmışım, onu düzelttim. Belki siz fark etmişsinizdir. Büyük ihtimalle fark ettiniz. Ctrl C ile kaydettim. Tekrar Ctrl F5'e basıyorum. Yeniden Google Chrome'a geçiyoruz. Tekrar yeni bir sayfa açacak. Ben öncekini kapatacağım. Yine en son hangisinde kaldıysak ilk giriş sayfasından girişimizi yapacağız. Bekliyoruz. Bu sefer de bir parantez hatamız var. Onu da düzeltelim. Bu da Layout CSHTML'de 27. satır. Layout CSHTML'de 27. satırda bir parantez hatamız var. Onu düzeltelim. Şimdi Action Link'i açtık. Şunları tanımladıktan sonra, evet, en son bir parantez koymayı unutmuşuz. Ctrl-C ile kaydettik. Ve son kez, umarım bu kez hata olmadan yüklememizi yapacağız. Yine ilk sayfadan girişini yapacak. Evet, en son Baranya'da kalmışız. Şimdi en son hangisinde kaldığımızın çok da önemi yok aslında. Çünkü şimdi deneyeceğimiz sağ üst köşede gördüğünüz logout çalışıyor mu ona bakacağız. Logout'a tıkladım. Bekliyoruz. İlk defa çalıştığı için. Evet, gerçekten de bizi out altındaki login sayfasına yönlendirdi. Şu anda biraz önceki denemelerini hatırlarsanız denemeyi yapabilmek için Ctrl Shift ve Delete'ye basarak tarama verilerini silerek ancak başka birisi adına giriş yapabiliyordum. Artık ona gerek kalmadı. Diyelim ki bu sefer de admin'den giriş yapalım. Admin üzerinden giriş yaptım. Welcome admin dedi. Parolayı kaydetmesin. Hatta şeye de bir girelim. Admin içerisindeki users'a girelim. Hakkımız olduğu için, yani admin kullanıcısının admin rolü olduğu için oraya da giriş yapacak. Yalnız ilk defa çalıştırdığımız için biraz bekletti. Buraya girdik. Baranye'nin admin rolü olmadığı için birazdan onun denemesini de yaparız. O bu şu an gördüğümüz sayfaya giriş yapamayacak. Hatırlarsanız en son kaldırmıştık onu. Biz tekrar home sayfasına geçiş yapalım. Bekliyoruz. Bu home sayfası, user sayfası bu. Ama bir de giriş sayfamız var. Yukarıdan adres kutusundan yazıyorum. Normal giriş sayfası bu. Ve buradaki logout ile tekrar çıkış yapıyorum. Bu sefer de Baranya'dan giriş yapalım. Ve admin sayfasına girmeye çalışalım. Girişimiz kabul edildi. Onda problem yok. Ama yukarıdan bu pozisyondayken admin içerisindeki users'a girmeye kalkarsam beni doğrudan doğruya şeye yönlendiriyor. Yine out'taki login sayfasına yönlendiriyor. Çünkü Baranya'nın admin rolü yok. Logout'u buradan da bir deneyelim. Tekrar logout düğmesine tıkladım. Zaten out login sayfasındaydık. Ona basmak da bizi yine out login sayfasına döndürdü. Aslında bir önceki sayfada logout'a basmasak home düğmesine tıkladığımızda veya daha doğrusu yukarıdan giriş sayfasına girdiğimizde ismimizi artık göremiyoruz. Çünkü bir kere logout'a bastığımız anda sistemden çıkmış olduk. Biz yine bir girişimizi yapalım. Evet, şu anda admin olarak girdim. Logout düğmesine tıkladığım anda artık tekrar giriş yapana kadar hiçbir sayfaya giriş yapamıyor olmam lazım. İlk giriş sayfasına girmeye çalışıyorum. Beni şu an gördüğümüz login sayfasına yönlendiriyor. Admin sayfasına girmeye çalışayım. Admin bölü users'a girmeye çalışıyorum. Gene de beni login sayfasına yönlendiriyor. Böylelikle rol tanımlamalarına göre giriş sistemini ayarladıktan sonra son olarak logout olayını da yaptık. Bir sonraki derste yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.